PRP işleminden bahsedeceğiz bugün. PRP işlemi plateletç plazma dediğimiz bir işlem. Hastanın kendi kanını alıp santrifüjden geçirdikten sonra hastanın ihtiyacı olan bölgesine enjekte ediyoruz. PRP'nin Türkiye'de çok farklı yerlerde farklı uygulanma şekilleri var. Mutlaka güvenilir ellerde yapılması lazım. Çünkü steril olmayan tüpleri alıp uygulandığı yerleri biliyoruz. Mutlaka hastanın gözü önünde steril bir şekilde tüpün açılıp gözün önünde alınması lazım kan ve daha sonra yine steril bir ortamda santrifüj edilmesi lazım. Hangi bölgelere PRP uyguluyoruz? PRP aslına bakarsanız bir joker ürün. Her yere uygulayabiliyoruz. Yıllardır kullanımı var zaten PRP'nin. Bir diz boşluğuna dahi yapılabiliyor. Bizim en çok uyguladığımız yerler saç ve yüz PRP'si. Saç dökülmesi olan hastaya uygulayabiliyoruz. Saç ekimini desteklemek amacıyla uygulayabiliyoruz. Yüzde ise yine yüzü beslemek, cildi beslemek amacıyla, lifting etkisi yapması amacıyla, leke tedavisinde kullanabiliyoruz PRP'yi.